Teyzen için Euronews Türkçe'ye hoş geldiniz. Boğaziçi eylemini ve sizin yaşadığınız süreci aslında biraz konuşacağız. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri Boğaziçi ve çok uzunca bir süredir aslında orada bir eylemlilik durumu söz konusu. Hem hocaların destek verdiği hem de öğrencilerin devam ettirdiği bir eylem bu. Eylemin şu anki durumu nedir onu sorarak başlayayım size. Çünkü 10 dakika sonra tekrar siz eyleme desteğe gideceksiniz. Eylem aynı şekilde devam ediyor. Geçen salı zaten 100. kez hocalar olarak nöbetimizi tuttuk. Rektörlük binasına sırtımızı dönmek suretiyle. Bugün de işte bir hafta sonrasındayız ve hem öğrencilerimizin etkinlikleriyle birlikte mekanı böyle bir protesto ve eylemin barışçıl bir şekilde devam ettiği bir mekan halinde tutmaya özen gösteriyoruz. Hem de kendi sırt dönme protestomuzu aynı şekilde devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yüzüncü eylem diyorsunuz. Şaşırtıyor mu sizi? Hayır, o kısmı hiç şaşırtmıyor. Çünkü ilk günlerden sonra kendi aramızda, arkadaşlarımızla, hocalarımızla yaptığımız konuşmalarda falan herkesin kesin olarak emin olduğu bir şey. Bunun hızlı, kısa bir süreç olmadığıydı, daha uzayacağıydı. Bundan sonra da uzayabilir, uzamayabilir. Yani her an bir sürpriz, olumlu sonuç da alınabilir. Daha da uzun bir süreç olabilir ama yüz hiç şaşırtmadı. Sadece duygusal olarak yoğundu tabii. Yüzüncü günü yaşıyor olmak, yüzüncü kez nöbet tutuyor olmak. Neden o nöbete destek veriyorsunuz? En başından beri temelde zaten yapılmış olan atamanın bir kere hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili dava da açıldı. Ama hukuka aykırılığın dışında liyakata, teamüle aykırı olduğunu ve Boğaziçi Üniversitesi'nin taşıdığı gelenek ve değerlere, akademik özgürlük gibi bütün üniversitelerin taşıdığı bir değere, dünya çapında bahsediyorum, aykırı bir hareketle başladı ve sonraki tüm hareketlerinde, yani iki tane yeni fakülte açılmasından tutun da seçilmiş dekanların yerine başka dekanların atanmasına kadar ve işte benim durumumda olduğu gibi hocaların derslerinin verilmesine rektörlük makamı tarafından engel olmasına kadar yapılmış olan her şey doğru olanın, adaletli olanın ve akademik özgürlüğe, özerkliğe yakışanın tersine. Dolayısıyla demokratik bir hakka, demokratik bir geleneğe ve akademiye sahip çıkmak için sırtımızı dönüyoruz. Sizin yaşadığınız süreçten biraz bahsedelim. Siz ne kadar süredir Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim veriyordunuz ve şu an durumunuz nedir? Ben 8 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veriyorum. Hala da dersime devam etmekteyim. Biz seçmeli ders veren hocaların statüsü biraz daha farklı oluyor. Dönemlik ya da senelik olarak derslerimiz teyit ediliyor. Ama hocalar dersleri açtıkları müddetçe o dersler genelde devamlı olarak açılıyor. Özellikle benim verdiğim derslerde, ki ben 4 farklı ders veriyorum, hepsi sinema ve müzikle ilgili ve okulun bir film sertifikası programı da var. Benim bu 4 dersim o programın içerisindeki zorunlu derslerden olmasa da o programa destek mahiyetinde ve öğrencilerin de severek aldıkları dersler. Nitekim benim bu seneki 2 sınıfımdan bir tanesinde 100'den fazla, bir tanesinde 200'den fazla öğrenci var. Bu böyle yani yüksek bir rakam. Online olmayan dönemde de sınıf ölçüsü izin verdiği müddetçe benim son dönemlerde sınıflarım 80 kişiden fazla oluyordu ve bize ders için yapılan başvurularda da gelen başvuru rakamı bunun çok çok daha üzerindeydi. Şu anda da devam ediyorum ders vermeye. Bu dönemin sonuna kadar da tabii ki vereceğim, notlarımı gireceğim, sınav kağıtlarını okuyacağım. Ama bana yapılan, bundan sonra yaz dönemi için yaz okulundaki açmak istediğim dersin açılmaması oldu. Buna dair verilen gerekçe, ki herkes artık kamuoyunda biliyor zaten, sanki daha kalıcı bir gerekçeymiş. Dolayısıyla sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde de açılmayabilirmiş hissini verdi. O yüzden üzücü, talihsiz ve yine hukuka ve kamu yararına da aykırı olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda öğrencinin seçtiği bir ders aslında. Şimdi siz rakamları verince 80-100 diyorsunuz. Online'da bile 80'i bulduk. Gerekçe olarak kabul edilebilir bir gerekçe mi sunuldu? Mesela normal prosedür işletilmiş gibi anlatıyorsunuz ama öyle olmadığını mı düşünüyorsunuz? Şöyle olduğunu düşünüyorum. Kabul edilebilir bir gerekçe sunulmadı. Zira
atanmış olan rektörün atadığı yardımcı olan bir fizik hocası. Benim kanaatime göre bu hoca notlandırmayı adaletli bir şekilde yapmıyor. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi standartlarında bir ders değil demiş. Şimdi buradaki yanlışlar o kadar fazla ki programımızın çok da vaktini almak istemiyorum ama bir hocanın yeterlilik veya adil notlandırmadığını şüphesiz ki o bölüm takdir edebilir. Çünkü bölümün dersi ve bölümün dinamikleri içerisinde verilen bir ders. O sebeple de bölüm dışarısından birisinin kendini arkasına sığındığı bir rektör yardımcısı titriyle ben bir fizik hocasıyım ama benim kanaatimce aslında adil değil demesinde zaten temel olarak bir akademik özellik içerisinde bir yanlış var. Ama zaten bugüne kadar yaptıkları bütün yanlışlar o kadar temel yanlışlar ki ve kısıtlı yaptıkları o kadar belli ki bu bir açıdan hani çok şaşırtmıyor çünkü diğerlerinin bir parçası. Yani bu sadece üniversiteye verilen hasarlardan bir tanesinin bir örneği. Ama tıpkı bütün bu idari makamlara ve pozisyonlara atanan diğerleri gibi yetersiz, bilgisiz kişiler tarafından idare edilmeye başlanmış olduğu için üniversite şöyle temel bir hata yaptıklarından bunu da anlıyorum. Yani genel bir yorum olarak yapmıyorum. Üniversitede ortalamalar zaten arttı ama büyük bir ihtimalle üniversiteyle ilişkisi daha periferik ve uzak olan bu makamlardaki kişiler bunun farkında değiller, bilmiyorlar. Yani bilgi eksiklikleri de olabilir. Salgın döneminde getirilen geçme kalma sistemindeki değişiklikler, öğrencilere bazı dersleri drop dediğimiz bir şekilde vazgeçmek için verilen ekstra haklar sebebiyle genelde öğrenciler düşük not alma ihtimalleri olan derslerden kurtuldular. Bunlardan sadece geçmek suretiyle ilerlediler ya da bıraktılar, drop ettiler. Bunun sebebi olarak zaten bütün akademide notlarda daha fazla bir artış oldu. Ha benim 8 sene içerisinde bu son bahsedilen dönemlerden önce not ortalamam, vermiş olduğum not ortalaması gayet uyumlu akademide. Benden daha yüksek not ortalaması olan çok sınıf var. Ve salgın döneminde not ortalamanın yükselmiş olmasının bu matematik açıklamanın dışında bir de insani bir açıklaması olduğunu da düşünüyorum. Hem insani, benim bakış açım biraz daha olumlu olmuş olabilir. Çünkü çok, yani olabilir diyorum. Hani bütün yani her şeyi tekrar bakmak lazım. Olabilir diyorum. Bütün bu yaşanan zorlukların içerisinde öğrenci arkadaşlarımızın göstermiş oldukları çaba bence çok takdire şayan. Diğeri de dersi çok seviyorlar. Bence de hani zevkli ve sevilebilecek dersler ve iyi yapıyorlar ödevlerini. Yani konuştuğumuz konuları, fikirleri özgürce değerlendirip güzel sonuçlara vardırıyorlar. O yüzden de yani iyi not almalarında şaşırtılacak ve böyle eleştirecek bir şey görmüyorum. Ha, bütün bunları bir yana bırakalım. Yani ortalama notu yüksek olan bir hocanın ders verdirilmemesi biraz komik bir müeyyide oluyor. Yani eleştirebilirsiniz, uyarabilirsiniz, bölümde toplantıya çağırabilirsiniz, niye diye sorabilirsiniz. Ama bunu böyle eleştirdiğiniz noktada bunu eleştirdiğiniz noktada yanlış yapmış olmuyorsunuz. Belki tartışılabilecek bir şey yapmış oluyorsunuz. Bunu müeyyide sorup bir daha ders vermesin dediğinizde kendinizi ele vermiş oluyorsunuz. Yani buradaki matematik çok ilginç. Notlarınız yüksek olduğu için mi sizi okuldan atıyorlar bu durumda? Sözleşmeyi bitiriyorlar. Not ortalamam yüksek olduğu için bir daha ders açtırmak istemiyorlar. Benzer durumda olan farklı akademisyenler de var, öyle değil mi, okulda şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde? Ya yani dersi açılmamış olan başka akademisyenler var. Emeritus hocalarımız var. O durumun henüz böyle toplu bir raporu ortaya çıkmadı ama dersi açılmayan ve ismi yakın zamanda duyulan bazı akademisyenlerin açılmamasının sebebi bölümle de bağlantılı olabiliyor. Hakikaten yine rektörlük makamıyla da bağlantılı olabiliyor. Bazılarının zaten dönem başında açılmamış ve özel sebeplerden duyulmasını istememiş de olabiliyorlar. Yani değişik durumlar, değişik sebepler var ama genel olarak bir hocaları denetleme ve aynı fikirde olmadıklarını düşündükleri hocaları derslerden uzaklaştırma hemen hızlı bir şekilde başladı. Zaten çok hızlı ilerlediklerini de her açıdan görüyoruz. Hani hızlı ilerlemezlerse istedikleri ivmeyi yapamayacakları, kazanamayacakları için büyük bir ihtimalle bütün ihlalleri ve hasarları çok hızlı bir şekilde adeta talan edercesine yapıyorlar. Eylemlere destek verdiğiniz için şu anda mevcut durumu yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Yani bunun kaynağını bu olarak görüyor musunuz? Düşünüyorum. Düşünmek zorundayım. Düşünüyorum. Verdikleri gerekçe ve tavır yüzünden başka bir şey düşünemiyorum. O da ayrıca böyle kanımı donduruyor. Çünkü
vermiş olduğum destek hani eylemlere rektörlük aslında sırtını dönmek gibi diğer meslektaşlarımla birlikte yapmış olduğum barışçıl eylemlerin ötesinde bir de öğrencilere verdiğim hukuki bir destek vardı ki o benim mesleğim sebebiyle de zaten verebileceğim, herkese verebileceğim bir destek, vermek zorunda olduğum bir destek manevi açıdan da. Hepsini birleştirdiğim zaman da hani bir seçmeli dersin, sinema ve müzik üzerine bir dersin dahi buradan cezalandırılmasını da çok aydınlatıcı ve böyle hani soru işaretlerini giderici buluyorum. 8 yıl emek verdiğiniz bir üniversiteden bahsediyoruz ve sonunda geldiğiniz süreç bu. Ne söylemek istersiniz bundan sonrası için? 8 yıldan çok daha fazla emek vermiş hocalar var. Onların bazılarının özellikle de böyle işte ÜYK olsun, senat olsun pozisyonlarını da bildiklerim var. Bir kere onlara çok hayranım. Sabırlarına, dirayetlerine hayranım ve hani bu şekilde kazanılıyor zaten herhangi bir mücadele. Ama kendi payıma hem 8 senede arkadaşlarımla, öğrencilerimle kurmuş olduğum ilişki, hocalarımızla birlikte şu son aylarda özellikle daha da yakın olmamız, bütün bunları böyle bir arada değerlendirince artık hani geri dönüşü olmayan bir bağ var benim okulumla aramda. Dolayısıyla hani fiziksel olarak okulda ders veremediğim bir dönem ya da birden fazla dönem olsa bile bu benim Boğaziçi'yle olan artık çok kuvvetlenmiş bağımı hiçbir zaman koparamaz ve ben her zaman kendimi bir Boğaziçi'li olarak buradaki derslerde bir şekilde göreceğime inanıyorum. Geri döneceğime zaten inanıyorum. Bunun için işte gereken hukuki adımları atmayı da düşünüyorum. O yüzden de çok önemli değil. Şu anda çok güzel bir duygunun içerisindeyiz hepimiz birliktelik ve dayanışma anlamında. Bunu mutluluğunu yaşıyorum.